Kankalar, Avustralya Sydney'den herkese selamlar. Yeni bir pazar vlogunu. Standart bir şekilde yine dedim evin önünde başlayayım. Monica içeride hazırlanıyor. Birazdan çıkacağız. Bugün burada Enzak günü. Öncelikle onu söyleyeyim. Zamanında Avustralya'dan Türkiye'ye gelip savaşmışlar diye orada ölen askerlerin anısına burada böyle bir gün düzenliyorlar. Böyle tatil günlerini Long Weekend diye adlandırıyorlar burada. Long Weekend oluyor ama bu sefer sadece Sydney'de yapmadılar bunu. Long Weekend ne oluyor? Ya Cuma ya Pazartesi hafta sonuyla birleştiriyorlar. Böyle uzun bir hafta sonu tatili oluyor. Bugün normalde herkes City'ye gitti. Sabah saat işte güneşin doğmasıyla beraber yürüyüş yapıyorlar. Saygı duruşunda duruyorlar işte o askerler için. Sonra ye iç normal standart eğlenceye devam. Biz de bugün Monica ile beraber Torongo Zoo'ya gideceğiz. Torongo Zoo Sydney'de inanılmaz meşhur bir yer. Manzarasıyla çok meşhur. İçerideki hayvanları bilmiyorum ama yani kime sorsanız kesinlikle gitmeniz gereken bir yer diyorlar. Sydney'e gideceğiz, Circular Quay'e. Oradan feribotla gidiyorsun. Asıl manzarası orada başlıyor. Fazla konuşmuyorum. Monica şimdi geliyor galiba. Biz çıkacağız kankalar. Orada görüşürüz. Arabamızı park ettik oraya. Monica ile feribota gideceğiz. Bugün arabayla gitmiyoruz. Feribotla gideceğiz. Çünkü buranın manzarası böyle geliyor değil mi? Yani sizler de Torongo Zoo'ya giderseniz kesinlikle feribotla gidin. Ama biz aktarma yapacağız. Şimdi burası bizim eve yakın bir yer. Şurada göstereceğim zaten feribota bineceğiz. Buradan City'ye gideceğiz. Circular Quay'e. Oradan da Torongo'ya geçeceğiz. Manzara orada geliyor. Şu Opel kartını gösterir misin? Bir onu da göstereyim. Şimdi bak bunu burada kullanacağız gişede. Bu Avustralya'nın işte Türkiye'de İETT'lerde geçen kartı oluyor. Ama burada sistem nasıl biliyor musunuz? Şimdi burada basacağız. Bir de indiğimiz yerde basmak zorundayız. Gittiğim mesafeye göre alıyor. Onu yapmazsan cezası oluyordu değil mi? Evet. En üst kademeden basıyordu öyle banka bir şey. Banka kartını da kullanabiliyorum. Evet bu arada normal kullanmış olduğum banka kartı ya da kredi kartı onu da kullanabiliyorsunuz. Bak burada basıyoruz. Bir de indiğimiz yerde basacağız kankalar. Sistem o şekilde oluyor. O aradaki durak mesafesine göre paranın durumu da değişiyor. Bayağı bir kalabalık. Herkes City'ye gidiyor. Çünkü size söylemiştim evin önünde bugün Anzac Day. Geldik. Buradan vapurdan inip tekrar yeni vapura binip karşıda Torongo Zoo'ya gideceğiz. Normalde biz yani Blacktown tarafından geldiğimiz için böyle iki vapurla geldik. Gelmek isterseniz direkt Circular Quay'den karşıya vapurlar da var. Şu piçler var ya yemin ederim vapurun içini yediler yani. Şaka yapmıyorum. Come Sarah. Aa şu var ya şu. Özellikle bu. İpnenin evladı. Böyle arkadan tokata koyacağım. Direkt bizim karşıdaki vapurmuş. O gidiyor değil mi? Yeah o bak. 5 dakikası var. Circular Quay'den Torongo Zoo 12 dakika sürüyormuş kankalar. Onun da bilgisini verelim buradan.
Yakında şuraya gidip sizler için bir video çekeceğim. Ben de yaklaşık 3 senedir buradayım, daha hiç gitmedim. Yani gittim, orada yürüdüm ama içine girmedim. İçi nasıl bir şey bilmiyorum. Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. Arkadaşlar, şimdi size bir şey göstereceğim. Yani Kız Kulesi ya. Bilmiyorum, ismini bilmiyorum ama ben bunun ismini Kız Kulesi taktım. Yani artık Avustralya'da da Kız Kulesi yok demeyiz. Hemen sizlere gösteriyorum. Çorangazu'ya geldik. Burada sizlere böyle eşim bu tap, hani kartları basmıştık ya ilk yerden. İkincisinde aktarma yaparken basmadık. Şimdi burada basacağız. Kaç para olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Benimkini ver, ben kendim basayım. Şöyle göstereyim. 7 dolar 65 sent. Çüş. Vallahi nefesimi tutasım geldi ya. Sıraya bak, sıraya. Fuck. Manzarası da daha üste çıkınca galiba tam belli olacak ama şu anda da 10 numara bir manzara var. Şimdi burada bilet kontrolü var. Biz internetten aldığımız için sıraya girmeden gidiyoruz. Bitirdi bu beni. Yemin ederim bitirdi ya. Hiç beklemiyorsa abartsız 100 kişi sırada. Ama bugün söylemiştim, Enzak Bey burada. Birazdan birkaç ufak bir şey var. Şu son bilet yerini de kontrolden geçeyim, anlatacağım. Kankalar, şimdi biletlerimizi de okuttuk. Biz internetten biletlerimizi aldık. Normalde biletleri alırsanız 50 dolar. Gelip burada gişede alırsanız. Bir de onun için ekstra sıra bekleyeceksiniz. Ama biz internetten aldığımız için %10 da indirim vardı. 45 dolara aldık. Bir de şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Bu New South Wales'ın map'i. Burada şimdi şunu size göstermek istiyorum. Bak, voucher, yani hediye kuponlarımız. 1, 2, 3, 4 tane var. Ama şu bir yemek, bir de şimdi kullandık. 2 tanesini kullandık. Bu nedir biliyor musunuz? Hemen onu da kameramı çevireyim, anlatayım. Şimdi burada hükümet herkese 4 tane voucher verdi. Yani 25, 25, 25, 25, 100 dolar hediye çeki verdi. Koronadan dolayı biz, yani ikisini böyle müze, işte hayvanat bahçesi, bu tarz yerlerde geçerli. İkisini de herhangi bir yerde yemek yerken geçerli. Biz bugün burada birisini kullandık. Geçen hafta yemek yerken birisini kullanmıştık. 2 tane daha hakkımız kaldı. Devlet bunu ne için yaptı? Buradaki işte bu koronadan dolayı esnaflar zarar görmesin diye bütün oturumu olan, bak Avustralya'da oturumu olan herkese 100 dolar böyle 4 parça halinde 25-25 hediye çeki verdi. Yani Monica da kendimkini kullanıyor, ben de kendimkini kullanıyorum. Sizler böyle beautiful manzara izleyin. Ben de hemen kısaca burayla ilgili birkaç bilgi vereyim sizlere. Böyle bana da bak, böyle güzel tut, anlatabilir. İşini biraz severek yapayım. Bu nedir be birader? Bu gacı beni bitirdi ya. Vallahi bu Monica beni bitirdi. Kankalar, Torongazoo'nun ismi aburjinlerden geliyor. Yani aburjin dilinde Toronga beautiful view anlamına geliyor. Peki benim dilimde ne anlamına geliyor? Alev bebeğim, alev anlamına, yani alev manzara anlamına geliyor. Gerçekten buranın manzarası
10 numara 5 yıldız ya da 10 numara 10 yıldız diyebilirim. Bu hayvanat bahçesinde toplamda 350 farklı hayvan yaşıyor ve bütün hayvanlar da 4000 falanmış. Falanlar, filanlar, Inter Milanlar kankalar. Biz şimdi bu cable işini bitirdik. Birazdan başlayacağız, sizlerle beraber göreceğiz. Umarım böyle kankalar, ne bileyim, timsah falan yakalarız. Koala muala çantamı getirdim. Böyle yavru mavru koala denk gelirse atacağım, içine götüreceğiz. Bak yemin ederim içeri girer girmez ilk gözüme şu çarptı. Sarah, please can you buy for me that one? I love it. Oh, look at the zebra. Yemin ederim çok güzel ya. Baksana şuna. Bakacağız bunların fiyatlarına. Hayvanat bahçemize girdik kankalar. Böyle aralarda çekeceğim. Hani Türkiye'de bulunan hayvanları falan çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü videonun çok fazla aşırı uzamasını istemiyorum. O yüzden sadece Avustralya'ya özgü böyle hayvanları görürsem muhtemelen de göreceğimi umut ediyorum. Ama buraya gelen insanların çoğu söylüyor, burada bazen hayvanları görmek çok zormuş. Tropikal ormanlar gibi ya, ne güzel değil mi? Monica nerede? Hey Monica, wait! Oh, bu ne ya? Nasıl bir örümcek yuvası bu? Vallahi bir koala tutmayı o kadar istiyorum ki hani onun böyle verdiği hissi hissetmek istiyorum. Yani nasıl bir his acaba? Yumuşak mı, sert mi? Çok sevimli bir hayvan. Monica çok hızlı yürüyorsun ya. Panter necdasın vallahi. Kankalar orada görüyor musunuz? Yatıyor. So cute. Aa burada, gel gel. Gel, çok yakın mı? Hello Mr. Koala. How are you today? Hey honey. Yavrusu da uyuyor. Hey Mr. Koala. Can you look at me please? Koala. Hello. What's your name? Really? Bunlar 18'de 50 saat yatıyor. Manzarayı size göstermek istiyorum da. Oradan güneş vuruyor, tam belli değil. Bu hayvanat bahçenin, yani neresine gidersen git hep manzaralı kankalar. O yüzden çok meşhur. Burada ne varmış? Come have a look Sarah. Oh Sarah, that one. Oh, sorry. You're right. You're welcome. Bu buranın timsah değil de kertenkeles. Düşünsene bunu yürüyorsun, ormanda görüyorsun ha. Burada rastlanıyor değil mi bunlara? Ormanda. Kankalar yine bir pislik peşindeyim. Biz buradan bir pislik çıkartmadan gitmeyiz bugün kankalar. Yeah, that's so cute ama bak birazdan ne olacak? Tın 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 tın. Gazıncı geliyor. Şunlara bakın, ne kadar değişik bir tipler ha. Ya sen de her şeyi cute diyorsun bebeğim. Oh, yemin ederim kapalı yerden çıkana kadar öldüm ya. Bütün bebekler ağlıyordu ya. Hepsi ama ya. Hepsi. Burası da resim çekme yeri ama biz şimdi Monica'yla nasıl burada resim çekeceğiz? Aa Sarah look. Zürafalara bak aşağıda. Ne oluyordu zürafa? Giraffe. 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 Oh gerçekten süper manzara. Yavru mu onlar? Diline baksana. Bu ne biçim dil ya? Bak, sürtük oyun oynuyor onun ağaçla, bak. Yemiyor bak. Bak. Hı, göt hoş. Aa, Monica'nın ailesi burada.
Monika. Aa, Sarah. Aa, götüne bak, ne kadar büyük. Hello. Şunun götüne baksana. Sarah, can you call your friend? Come here, say come here. Can you call him? Please, what's the name? Henry. Is this your big brother or? Big brother. Big. This is Monica family. Kanka, bunlar Monica'nın ailesi. Mommy and daddy. Yukarıdaki annesi babası, onlar da kardeşiyle. Ne kadar komiyiz değil mi? That's me over there. O köşedeki çullo da Monica'ymış. Geldi. Şimdi şurada böyle yemek falan satıyorlar. Bir oraya bakacağız. Belki bir kahve falan bir şey içeriz. Biraz yorulduk. Aslında çoğu yeri çekmedim ama bayağı genişmiş. Yani ben burayı biraz daha böyle küçüktür diye düşünüyordum hep. Ama öyle değilmiş. Bayağı büyük bir yer. Durmadan aşağı doğru gidiyor. Yemekhane. Her şey böyle hazır bak. Bayağı kalabalık ya. Şuraya baksana. Fiyatlar nasıl onu da söyleyeyim. Hamburger 17.50. Meksika yemeği 17 dolar. Mushroom burger 16.50. Fish chips. Fish chips alalım, beraber yiyelim. 15 dolar. Hı? Ye, biraz enerji gelir. Bak böyle geliyorsun kankalar. Biz balıkla patates cipsi alacağız. Şunu aldım. Götürüyorsun, ödüyorsun kasada. That's it. Ödemeden de gidebilirsin. Yani biraz insanlığına kalmış. Ne yapsam, ödemeden mi? Monika, bir tane de kola alayım. Bir tane de drink alacağım. Ulan 4.50 be. Çüş. Ne kadar pahalı ya. Şimdi Monika'nın kahve sırasını bekliyoruz. Hemen kahve fiyatlarını da söyleyeyim. Küçük 4, büyük 4.5 yazıyor. Ice coffee, yani soğuk kahvede 6 dolar. Çay alırsanız 4.50. Bugünkü menümüz. 2 tane balık, patates, kola and kahve. 2 tane balık parçası var. Patates 16 dolardı. Kola 4.5 dolardı. Kahve de 4.5. Hepsini toplamda 26 dolar falan verdik. Hani diyorlar ya, yatırım tavsiyesi değildir. Benimki kesinlikle yatırım tavsiyesi. Olur da buraya gelirseniz kesinlikle burada yemek yemeyin. Hem çok kötü, yani kirli, hem de hiçbir lezzeti yoktu. Kahve nasıl? Kesin iğrençti. Kahve güzel. Güzel mi? Aha. Şaka yapıyorsun. Vallahi adam hemen sütü aldı, içine attı. Demem o ki, ya dışarıdan bence kendinizle yemek getirin buraya, ya da evden sandviç falan çok daha iyi. Çünkü böyle her tarafta oturma yerleri var. Otur yemeğini ye, bence çok daha güzel. Ve pahalı da yani. Ana, ne güzel yemek yiyor lan onlar. Sarah, look. Şunu. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt.
Takdirimin sandviçini araklamış götoş. Kimin o? Oğlum niye yiyorsun milletin sandviçini? Vallahi götürdü ha. Bak o şu bebek arabasından kesin aldı onu. Yediğin önünde yemediğin o kebap. Bak kalkamıyor. Ne kadar üşengeç. Kalk hadi. Come here. Burada da Tazmanya canavarı var. Gelin bir görelim. Ulan dedim ne oldu be? Burada kanguruyu mu yemişler? Bu kanguruyu öyle yiyor mu yani? Yani. Aa look he's here. Aa bir şey yiyor. Boncuk. Bir şey parçalanmış. Şşşt. Bak. Biraz da shop'u gezelim. Aa. Ne güzel şeyler. Oh, it's very nice. Zebra. How much? Fiyat söylesene. Aa Sarah look, benimkinin aynısı. Aa Sarah, bu kaç para? This one? Yep. Çok güzel. This one is... Oo buna bak. 65. Can you buy for me this one? Yeah. Ne kadar güzel, not this one. That one. So ne güzeller ya. Bu kaç para? Aslanım sen kaç parası? 430 dolarmış. Aa Sarah bu aslana bak gerçek gibi be. Kaç para? Ben de her şeyi böyle hemen kaç para. Amaç? Aslan işi. 700. Bana alır mısın bunu? It's really, I love it. Fena pahalı ya. İnanılmaz. Bir tane tişört beğendim. 49 dolar. Neydi abi? Olur mu? Kankalara bak. Tekneye konmuş ya. Burası da geldiğimizin diğer taraftaki giriş yeri. Burada resim de çektim. Şimdi hemen hızlı şekilde sizlere deneyimlerimi anlatacağım kankalar. Yaklaşık saat 11.30 gibi falan geldik. Şu an saat 4. Bu şey deniz aslanları falan onun şovu da vardı ama yetişemedik. Yani çok aşırı dolmuş diye yer yok diye bizi almadı hayvanlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben zaten sevmiyorum çok. Monica seviyor. Bizim evin yanında hayvanat bahçesi var. Ama burası Avustralya'nın en büyük hayvanat bahçesi ve en popüleri. Yani şöyle bir şey kesinlikle size söyleyebilirim yani. Bizim evin oradakine de gittim. Hani gerçekten hayvan görmek istiyorsanız yani oraya gitmenizi öneririm. Ama yok hem hayvan olsun hem manzara olsun diyorsanız kesinlikle burası. Yalnız ben burayı hep küçük bir yer diye böyle tahmin ediyordum. İnanılmaz devası ama biraz karışık. Yani böyle yönlerini çok rahat bulamıyorsun. Her yere hemen böyle ya bilmiyorum yani buranın mimarı ben olacaktım ki bunlara iş gösterecektim. Öyle söyleyeyim be birader. Ben bir daha gelir miyim? 3 senedir buradayım. İlk defa geldim. Eşim de okul döneminde gelmiş. Ben bir daha gelmem abi. Buraya 50 dolarımı gelip vermem. Bir kere geldim, pişman değildim. Gelmeseydim bir daha gelmek isterdim ama geldiğim için bir daha gelmek istemiyorum. Ben bir yere iki kere gideceksem yani alev demem lazım abi. Tamam manzarasına lafım yok ama yani North Sydney tarafında her yerde aynı manzara var. Şimdi gideceğiz tekrar feriye bineceğiz. Karşıya Circular Quay'e geçeceğiz. Vallahi inanılmaz yorgunuz bilmiyorum ya direkt eve gideceğiz. Ya da biraz şey yapalım biraz böyle o şeyde gezelim. Opera olsun orada. İçine girmeyelim içini başka videoda. Oralarda da biraz tur atalım. Hem size de böyle gösteririm. Biz de yürümüş oluruz biraz.
Orada bir de FCUK shop'u var ya, ona da gireriz. Shop deyince de yüzüm böyle bir ader, öyle bir güzel oluyor ki. Kendime böyle gün geliyor ya, bak maske yapmış gibi oldum. Neyse orada görüşürüz, benim şimdi şarjım az. Kankalar biz şimdi böyle Monika'yla liseli aşıklar gibi el ele tutuştuk. Böyle Opera House'a doğru yürüyoruz. Kameramı açık bırakıyorum ya. Güzel bir yürüyüş olacak. Bence böyle sanki sizler de yürüyüş yapıyormuş gibi hissederek çekiyorum. Bu abim niye böyle beyaz? Bubbly, 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 bubbly. Beni çek, ben de onlar gibi dans edeceğim. Evet. Aburjinleri de çektik kankalar. Daha ne yapayım ben size abi? Bugün yemin ederim Monika beni var ya batırdı, batırdı. Bugün burada söylemiştim Enzak günü. Bir de burada böyle bir şey var. Neydi o maçın adı? Neydi? Rugby. Bilmiyorum abi, rugby işte. Yani bu Avustralyalıların en meşhur maçı. Futbol değil de bunlar böyle yere mere yatıyor. Çok ben hiç sevmiyorum. Her neyse konumuz bu da değil. Türklerle Avustralyalıların milli maçı var. Hani bu işte Enzak günü bir zamanda savaş olmuş ya, kardeşlik maçı diye. Her yer ağzına kadar dolu. Yani ben bugün UBA yapsaydım var ya, yemin ederim 600-700 dolara bana mısın demez. Aslında videolarda hep diyorum, para çok severim, benim işim ama çok da harcıyorum. Yani parayı ne için kazanmak istiyorum? Harcamak için kankalar. Bazıları beni yanlış anlıyor. Böyle hep Instagram'dan falan da yorumlar yapıyor. Ulan amma paralısın, amma para gözsün. Ya bırak bana ne ya. Yani ben mi dedim gidin savaşın abi ya. Öyle değil mi kankalar ya. Sen çık kendi ülkenden 16 bin kilometrelere git savaş yani. Bu kızlar ne yapıyor? Durun göstereyim size. Bunlar daha demin böyle poz moz veriyordu. TikTokçu mu bunlar? TikTokçular galiba. Bak o sürat gemisi gitti. Teknesi. O birazdan ağlatacak ortalığı. Ama hep buralarda sürüyor yani. Çok hoşlarına gitmiş. Bağırıyorlar baksana. Monika bizde mi yapsak? Yapanlar yapıyor bebeğim. Yani soğuk bize mi soğuk? Bak bunlar şimdi o kadar üzgündür ki. Paraları verdiler, geri dönüyorlar ya. Bitti yani. Dur bir el sallayayım şundan. Kimse bile beni tiye almıyor. Hiç adamlar tiye bile almadı beni. Yazıklar olsun. Bak buralarda hep, buranın altı kafe. Yine burada da. Ya işte kafe, bar aynı şey. Fark eden bir şey yok ki. Monika sen niye böyle beni hep tersliyorsun? Yani otur yemeğini ye, içkini iç.
kahveni iç. Fiyatlar her yerde aynı. En kötü mahalleye gidip McDonald's'tan kahve de alsan, burada da içsen aynı yani. Öyle değişmiyor. Bunlar da polis memurlarımız. Göreve çıkmışlar. Bunlar da Arap kardeşlerimiz. Bu öndeki de teyze. Çinli teyze, ne biçim salladın kız. Vallahi opera house'u dile getirdi ha. Monica Abset. Teyze bir el salla kız, kameraya bakıyorsun öyle. Buraya geleceğiz. Burada bir video çekeceğim. İçeriye gireceğim. Yani sadece buranın videosu olacak. O yüzden fazla böyle gezmeyeceğiz. Biraz sizler meraklanın kankalar. Kanalıma üye olun ki izleyin. Şu otele gelip kalacağız arkadaşlarla. Diğer sügün de muhtemelen gelir, buranın videosunu yaparız. Buranın içinde neler var? Restoranlar var. Başka? Tiyatro falan, opera işte, şarkı, türkü. Yes. Hele daye haye 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 bülbül lalak olmaz iken bülbül. Öyle opera şarkılar söylüyorlar kankalar. Abi şu manzara çok güzel be. Bak şurası da bizim yolcu bırakıyoruz orada. Yukarı çıkmayacağım kankalar. Yukarıyı merak ediyorsanız kanalıma abone olun abi. Öyle 3 kuruşa 5 köfte yok, öyle değil mi Monika? Hı-hı. Üye olsunlar. Biz de oraları onlara gösterelim. Oo, bu gece bunlar var ya ağlatır ha. Düğün var kız. Monika yakarlar mı bu gece? Yakarlar. Bay, aleve verirler kankalar. Çupa bimun yanyu. Kız ne biçim poz veriyor? Bak bak bak. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Kankalar burası da operanın arka tarafı. Yani hem önü oluyor hem arkası oluyor. Nereden baktığınıza göre değişiyor kankalar. Söylediğim gibi içeriye gitmeyeceğim. Fazla buralarda çekmeyeceğim. Çünkü onun videosunu yapacağım. O yüzden biraz merakta kalın kankalar. Şimdi biz kenardan böyle gideceğiz. Acaba diyorum buradan bir suya mı dalsam böyle yani. Şimdi değil de şimdi soğuk. Nasıl olur kankalar? Ne yap? Polisler gelir mi beni yakalamaya? Gelir değil mi? Hemen. Çünkü tam kanlı olur. Doğru. Kanala da abone değilsen şuradan bir yerden hemen olun. Videomu da kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kankalar, vlogumu burada sonlandıracağım. Monika ile şimdi bir shop'a gideceğiz. Ama buradaki shop'u çekmeyeceğim. Hem bataryam bitmek üzere hem de adını siz koyun. Buradaki shop'ların hepsi yeni sezon ürünler satıyor. O yüzden yani bizim o taraflarda gittiğimiz outlets, AVM'ler gibi değil de daha böyle pahalı oluyor. Yani buralarda indirimden yine bulabilirsiniz bir şeyler ama öyle zor yani. Hani gideceğiz, bir gezeceğiz. Oradan da gideceğiz. Monika'larda yemek yiyeceğiz bugün. Kaynana bizi oraya davet etti. Dışarıda yemeyeceğiz. En azından bazı yerlerden gitti, bazı yerlerden kurtarırsam kankalar birbirini dengeliyor. Yani o şekilde dengelemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz dengelemek bizim işimiz. İşimizin olmadığı iş yok kankalar. Allah'a şükürler olsun. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Kesinlikle yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yani güzel yorumlar yaparsanız böyle.